Prim. Boğazımdan kurtulan boğuk kaykırışla birlikte kaslarım yeniden hareket etmeye başladı. Prim. Kalabalığı aşmak için kimseye itmeme gerek kalmamıştı. Çünkü diğer çocuklar yana çekilerek dost doğru sahneye ilerleyebileceğim şekilde bana yol açıyorlardı. Prim sahnenin basamaklarına adımını atmak üzereyken onu yakalayıp arkama çektim. Gönüllü olmak istiyorum dedim. Soluk soluğa kalmış bir halde. Haraç olmaya gönüllüyüm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Melilant kanalına hoş geldiniz. Bugünkü kitaplığımda ne var videosunda Açlık Oyunları serisinden ve ek kitaptan bahsedeceğiz. Şimdiden söyleyeyim, bu video spoiler'lı olacak. O yüzden okumak isteyenlerin ya da filmi de var izlemek isteyenlerin bu videoyu ertelemesini öneririm. <laughs> Açlık Oyunları serisini okumamış olsanız bile mutlaka izlemiş olduğunuzu ya da en azından televizyonda rast geldiğinizi düşünüyorum. Herkesin bir şekilde bir aşinalığı vardır. Kitap distopik bir evrende geçiyor. Serinin yazarı Susan Collins. Bu evrende dünya 12 adet mıntıkaya bölünmüş. Ortada başkent ve çevresinde 12 adet e, ülke gibi düşünebiliriz. Ve başkentten uzaklaştıkça yani 12. mıntıkaya doğru gittikçe e, bu mıntıkalardaki yaşam koşullarının giderek kötüleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Bizim ana karakterimiz Katniss de 12. mıntıkada yaşıyor. Gerçekten çok zor bir hayatı var. Ve bu evrende açlık oyunları denen bir düzen var. Açlık oyunları senede bir kez düzenleniyor ve bütün mıntıkalardan bir erkek bir de kız çocuğu olmak üzere 24 adet çocuk alınıp bir aranaya konuluyor. Her sene bu arananın özellikleri değişiyor. İşte doğa yapısı olsun, oyunun kuralı tarzı, işte zorlukları olsun. Bunlar değişiyorlar ve istenen şey de bu çocukların hepsinin birbirini öldürmesi ve geriye tek bir çocuk kalana kadar bu oyunun devam etmesi. Açlık oyunlarına katılacak çocuklar kura ile belirleniyorlar ve bizim olayımızda o kuradan ana karakterimiz olan Katniss'in küçük kız kardeşi Prim'in isminin çıkmasıyla patlak veriyor. Katniss Prim'in yerine gönüllü oluyor ve açlık oyunlarına kendisi çıkıyor. Prim Bu sırada da yanında ilk başlarda rakibi düşmanı olarak gördüğü ama sonradan daha arkadaşça ve sonrasında da aşka yönelik bir e, duygu geliştirmeye başlayacağı Pita Melark var. Spoiler genel bir anlatım yaparsak, ilk kitapta evreni ve açlık oyunlarını tanıyoruz. İşte Pita ile Katniss açlık oyunlarına seçiliyorlar, İşte bir sürü maceralar herkesi işte öldürüyorlar. En son sadece ikisi kalıyor ve e, Katniss, madem ikimiz beraber kurtulamıyoruz o zaman ikimiz beraber ölürüz. İşte tek birimiz yaşarsa olmaz mantığıyla. E, zehirli meyveleri eline alıyor, ikisine bölüştürüyor ve üç deyince ağzımıza atıyoruz diyor. <laughs> Ve o anda bir anons duyuluyor. Hayır öyle bir şey yapmayın. Tamam ikiniz de birincisiniz şeklinde. Bu Katniss'in başkente ilk karşı gelişi olarak görülüyor. Bunlardan ikinci kitapta isyana yönelik hareketler görmeye başlıyoruz. Açlık oyunlarının 75. yılı olduğu için özel olarak daha önce e, şampiyon olan kazanmış e, kişilerin tekrar araya çağrılması söz konusu oluyor ve böylece Peter ile Katniss tekrar araya düşüyorlar. Ancak bu sefer her ne kadar kendilerinin haberi olmasa da Arena'da başkente karşı olan isyan isyan yanlısı müttefikleri var. Ee, burada da olaylar gelişiyor ve en sonunda Katniss, Peeta ve birkaç arkadaş daha kurtuluyorlar. Ve son kitabımız olan Alaycı Kuş'ta da e, başkente karşı olan isyanı bir takım zorluklar eşliğinde <laughs> okuyoruz. En sonunda da e, başkenti devirmeyi başarıyoruz diyebilirim. Bir takım kötü olaylar yaşanıyor. Tamamen devirdik mi olamadım bir an ama deviriyoruz yani. Ek kitabımızda da bizim ana serideki baş kötümüz olan Başkan Snow'un gençliğini ve nasıl bu hale geldiğini okuyoruz. Bu kitabın henüz filmi yok, çıkmadı ama çıkacak. Onu da büyük bir zevkle izleyeceğim. <laughs> are you, are you coming to the tree? Kısaca bahsettiğime göre kitaplığımda ne varın sorularıyla devam ediyorum. En sevdiğim karakter sorusu. Şimdi en sevdiğim karakter re karar vermek için kimler en sevdiğim karakter değil bunları elemem lazım. Öncelikle ana karakterimiz olan Katniss benim en sevdiğim karakter değil. Çünkü Katniss bir taraftan onun bencil bir karakter olduğunu düşünüyorum. Yani fedakar tabii ki hani kardeşinin yerine gönüllü oluyor. İşte ee, çıkıyor onun yerine hayatını tehlikeye atıyor. Çok büyük bir fedakarlık tabii ki. Ee, ancak bu fedakarlığı kimi zaman sadece kardeşi için ve hani hayatta başka sevdiği gerçekten sevdiği gerçekten kendini feda edebileceği kimse yokmuş gibi davrandığı anlar oluyor. Çok salakça davrandığı anlar da oluyor. Ee, hani artık kendine gel de savaş kendine gel de isyan et dediğimiz anlar oluyor Katniss için. O yüzden onu en sevdiğim karakter olarak sınıflandıramayacağım. Pita'ya gelirsek diğer ikinci ana karakterimiz belki o en sevdiğim karakter olabilir çünkü Pita gerçekten çok düzgün bir insan yani o şartlarda o koşullarda bulabileceğiniz hani en düzgün insan nasıl olursa ancak kitaplarda bulabileceğiniz tarzda <laughs> düzgünlükte bir insan Pita. Ama bir yandan da Finik diye bir karakterimiz var ve onun yeri de benim kalbimde çok büyük çünkü Pita mutlu sonla biten bir karakter sonuç olarak. Finik daha yani karakterlerimizden ve Finik 3. kitapta ölüyor. Onu kaybediyoruz. Acının size hissettirdikleri şey mutluluğunkinden daha her zaman yüksek olur ya. O yüzden Finik Pita'ya biraz ağır basıyor sen bu konusunda benim için. Çünkü o da geçmişinde çok kötü şeyler yaşamış. Ve buna rağmen tutunduğu tek şeyin işte sevdiği kadın olan bir karakter. Yani Finik aslında eee da çok şey kötü şeyler yaşıyor. Ama Finik Peter'ın sevdiği kadını kaybetseydi, yani kendisi kaybetseydi olacağı kişi falan yani öyle. Yani Finik'in içinde daha fazla acı var. O yüzden Finik'e daha böyle bir yürekten bağlayayım ama daha böyle kitabın genelinde var olan karakterleri saymazsak ilk kitabın ortasında kaybettiğimiz çok e, erken tanıyıp çok erken kaybettiğimiz bir karakter olan Ru karakteri de benim kalbimde her zaman özel bir yeri olan bir karakter. Ru küçük bir kız ve arenada ilk aşk oyunlarında Katniss'le işbirliği yapıyorlar. Katniss onu prime benzetiyor yani küçük kız kardeşine benzetiyor ve işte onunla bir müttefiklik kuruyorlar ve bir süre müttefik olarak devam ettikten sonra e, Rue Ru Öldürülüyor. Katniss onu koruyamadığı için her zaman büyük bir vicdan azabı çekiyor. Ve işte Rue'yu sanki bir mezardaymış gibi işte cesedini çiçeklerle süslemesi falan. Bu da işte başkente karşı olan bir isyan olarak algılanıyor falan. Hani onun altında da felsefi derinlikler var o yüzden Ruda da hani çok erken kaybettiğimiz çok tatlı karakterlerden biri. O da kalbimde çok büyük bir yeri var. Ama Ru ile Finnick arasında da kalırsam Finik kitapta da daha büyük bir yer kapladığı için sanırım Finnick diyebilirim. Bu sorunun cevabına. <laughs> up the man. Say who three. En sevmediğim karakter sorusu tabii ki daha kolay bir soru. Ee, i̇ki tane ana büyük kötü karakterimiz var bu seride. Bir tanesi tabii ki Başkan Sunal. Diğeri de çok daha sonradan kötü olduğunu çaktığımız Başkan Colin. 13. Mıntıka'nın başkanı. 13. hani 12 Mıntıka vardı diyebilirsiniz. 13. Mıntıka başkent tarafından yok edildiği söylenen bir mıntıka. Ama aslında yer altında işte yaşamlarını büyük teknolojilerle devam ettiriyorlar. Ve bu isyancılar başkenti devirdiğinde işte 13. Mıntıka'nın başkanı o başa geçme hayalleri Kur'an bir kişiydi. Ayrıca e, Prim'in öldür ölmesine ve birçok çocuğun da ölmesine sebep olduğunu düşünüyorum. Kitapta açık olarak söylenmese de onun yaptığı ima ediliyor. Ve en sonunda da kendisini bir okuyla beraber kendisini öbür dünyaya uğurluyoruz. Ama yine de o sonradan çıktığı için ona böyle çok nefretimi büyütemedim içimde. E, başkan Snow benim için daha nefret edilesi kötü bir karakter ve ayrıca son kitapta da yani son dediğim ek kitapta da e, onu okuduk. Onun gençliğini okuduk ve bu kitap hakkında şunu söyleyebilirim. Hani böyle e, bir kötü karakter olur bir seride, dizide, filmde, kitapta bilmem ne. İşte onu işte seri boyunca, kitap boyunca okursunuz. Yani ona nefretiniz büyür. Sonra bir ek kitap çıkar o kötü karakterin geçmişi hakkında ve onu okuduktan sonra ay bu da neler yaşamış falan dersiniz. Üzülürsünüz. Ya anlıyorum şimdi bunu yaptıklarını falan diye düşünürsünüz. Ama bu kitap öyle bir kitap değil. Bu kitap kötü karakterden daha da nefret etmenizi sağlayan bir kitap. Yani onu anlayış geliştirmektense hani bu başından beri kötüymüş anladınız mı? <laughs> yani kötü bir insan nasıl olur? Yani nasıl düşünür? Ya i̇nsan kötü yani. Yapacak bir şey yok. Hani nasıl düşünüyor? Kötü bir insan. Hani onu kötüleştirecek çevresinde sebepler tamam var ama hani o sebeplerin içinde bir sürü başka insan var ve bir tek bu kötü. <laughs> yani içinde var demek ki adam kötü yani yapacak bir şey yok anladınız mı? Öyle bir hani ne bir anlayış ne bir acıma hiçbir şey gelişmedi benim bu kitabı okuduktan sonra başkan sınava karşı. O da biraz değişik bir duyguydu çünkü hani onu acıyacağımı falan bekliyordum bir noktada hiç de öyle olmadı. Gayet hala nefret ediyorum kendisinden. O yüzden en sevmediğim karakter başkan sınav. Strange things that happen here, no stranger would it be geldik bu kitabın bir rengi olsa yani bu serinin bir rengi olsa ne olurdu sorusuna. Bu seri bana hangi rengi çağrıştırıyor? Tabii ki de kırmızı. Kan kırmızısı ve bildiğin o alevlerin, sıcağın ve kanın, vahşetin kırmızısı yani. Başka bir cevap verilemez bu soruya. O kadar çok ölüm var zaten açlık oyunlarının hani şeyi, konsepti ölüm üzerine kurulu. Yani çok fazla ölüm var. Çok fazla kan dökülüyor. Çok fazla acı var. ve Bu kitap öyle bir kitap. Bu kitap kırmızı bir kitap yani. O yüzden kırmızı demek istiyorum bu soruya. Bu kitabı neden alın? Yani bu seriyi neden alın? Almalısınız çünkü... Abi açlık oyunları. Yani <laughs> bu Harry Potter gibi, Yüzükler Efendisi gibi. Hani böyle e, fantastik falan böyle bir şeyler seven bir insanın kitap okuyan, kitap okumayı seven bir insanın hayatının bir noktasında okuması gereken kitaplardan biridir yani açlık oyunları. Ben de zaten bu düşünceyle aldım ve okumaya başladım. O yüzden açlık okun oyunlarını kitap okumayı seviyorsanız, yani bu tarz kitaplar okumayı seviyorsanız hani almanız lazım, okumanız lazım, bilmeniz lazım. Yani bu şart. Bu artık yazılı olmayan bir kural gibi bir şey. O yüzden bu kitabı almak zorundasınız. Hani zaten çok seveceğiniz belli. Çünkü böyle kitaplar seviyorsunuz işte dediğim gibi Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi böyle karanlık, fantastik, bilim kurgu, distopik tarzı şeyler seviyorsanız seveceğiniz çok belli. Çünkü kültleşmiş artık, klasikleşmiş yani. Hani güzel bir şey okumak istiyorsanız bu kitabı alın abi. Yani beğeneceksiniz yani. Bu tartışmasız. O yüzden bu kitabı almalısınız, okumalısınız bu seriyi. <laughs> are you, are you coming to the tree? Peki neden almamalısınız gelecek olursak? Bu tarz kitapları çok sevmiyorsanız e, almazsınız. Ya da işte seviyorsunuzdur da e, zaten filmleri var diye düşünebilirsiniz. filmleri de izleyebilirsiniz. Bu arada filmler e, kitaplara baya paralel gidiyor. Ya yani bir, Tabii ki eksikleri, eksik yönleri var filmlerin. Ama hani çok büyük bir şey değiştirmişler diyebileceğimiz bir şey yok. Gayet paralel gidiyor. Son film içinde ya yani ek kitabın filmi içinde heyecanlıyım yani. O yüzden onları izlemeyi tercih edebilirsiniz. Mesela Harry Potter'ı filmleri izleyin, kitabı okuyun diyemem. Çünkü filmlerde hiçbir şey yok. Boş filmler. <laughs> Ama bu öyle değil. Bu gayet paralel gidiyor bence. Filmler iyi yani o konuda. Ha bir de filmdeki e, kitaplarda bazı şarkılar var. Ve filmlerde o şarkıları duyabiliyor olmanız da çok güzel. Kafanızda hani bir möldüsü okurken o kadar fazla oluşmayabiliyor şarkıların. Ama filmi duyduğunuz zaman... Şimdi o şarkıyı duyduğum zaman böyle tüyleriniz diken diken oluyor. Bu videoda da o şarkıyı kullanırım. Görürsünüz, duyarsınız. <laughs> Bu kitap bana ne kattı? Kısmımız, son kısmımız. Şunu söyleyebilirim ki öncelikle. Bu kitabı e, bana Elif ablam önermişti. Onu da bu kanaldaki birçok videodan tanıyorsunuz zaten. Onunla çok güzel bu kitap üzerine muhabbetler kattı. Sonra ben bu kitabı işte Sıla'ya önerdim. Onu da bu kanaldaki videolar üzerinden tanıyorsunuz. Ve Sıla okuduğu için e, Sıla'yla çok güzel muhabbetler kattı bana bu kitap. O yüzden bu kitabı okumuş olmaktan gayet son derece memnunum. Kitap bana başka şu duyguyu kattım. Sisteme baş kaldıralım. Hani isyan edelim, durmayalım, savaşalım. Uzun zamandır galiba böyle bir şey okumuyordum. Uzun zamandır böyle bir şey hissetmiyordum. O yüzden bana bu duyguyu tekrar kattı. Hani isyanın gücü, o karşı koymanın sana getirdiği cesareti hissettim. Tabii Katniss bazı durumlarda saçmalasa da artık bir eyleme geç kız diye böyle onu sarsmak istesem de. Yine de isyanı İsyanın gücünü hissettik yani kitaplarda diye düşünüyorum. Son olarak da dediğim gibi zaten herkesin bilmesi gereken bir genel kültür tarzında bir şey olduğu için artık bu. Ee, hani o genel kültürü, o kültürü bana katmış oldu. O yüzden de okuduğum için gayet mutluyum. Evet, Açlık Oyunları'na bir Kitaplımda Ne Var videosu çekmezsem olmazdı gerçekten. Bu görevi de tamamladığım için kendi adıma mutluyum. Kitaplımda Ne Var videoları en az izlenen videolarımdan. Ama ben yine de çekmeyi çok seviyorum. Okuduğum kitaplardan bahsetmeye bayılıyorum zaten. O yüzden izleyen az kişiye de buradan izledikleri için çok teşekkür ederim. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Özellikle Uyuyan Güzel videoma çok uğraştım. Onu bir izleyin. Ne olur lütfen. <laughs> bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinizi çok seviyorum. Son kitaptaki sloganımızla veda etmek gerekirse her zaman biz yanacaksak siz de bizimle yanacaksınız diyebilme cesaretini göstermeniz dileğiyle. The same things that happen. You know, stranger, would it be, if we met and met?